yapmak gibi kötü bir alışkanlıkları var dedi. Ve başka daha neler söyledi, detayları Mustafa Seçen'den dinleyeceğiz. Mustafa. Yunanistan'ın hem Doğu Akdeniz'de hem de Ege'de bitmek tükenmek bilmeyen o provokasyonlarını adeta bir uyarı niteliğinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun El Cezire'de bir makale kaleme aldı. Makalede önemli satırlar vardı. Dilerseniz aktaralım. Komşudaki bazı politikacıların dikkatleri stratejik başarısızlıklarından uzaklaştırmak ve ülke içinde siyasi destek kazanmak amacıyla Türkiye'yi kolay bir hedef olarak kullanmak gibi kötü bir alışkanlıkları var dedi Fahrettin Altun ve komşumuz ve NATO müttefikimize bir kez daha bu taktiklerinden daha fazla stratejik başarısızlığa mahkum olduğunu hatırlatıyoruz ifadelerine yer verdi ve Ege Denizi'nde sürekli gerginlik yaratmanın kimseye faydası yoktur dedi makalesinde Fahrettin Altun. Diğer yandan tabii ki Türkiye'nin barış istediğine de bir yandan da dikkati çekti. Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı sorumsuzca sergilediği sayısız eylemlere rağmen Türkiye'nin diplomasiye ve diyalog yoluyla bulunan çözümlere bağlı kalmaya devam ettiğinin altını da çizdi yine makalesinde ve bedelin ne olursa olsun dedi Fahrettin Altun Türkiye'nin ulusal çıkarlarını savunmaya devam edeceğini de yine yineledi makalesinde. Makalesinin son kısmına baktığımızda ise yine Fahrettin Altun şu ifadelere de yer verdi. Yunanistan'da soğukkanlılığın galip gelmesini ve Yunan politikacıların bölgede kalıcı barışı sağlamak için Türkiye ile birlikte çalışmaya karar vermesini umuyoruz dedi. Aksini yapmak onlar için büyük bir stratejik başarısızlık olur. Ayrıca Batılı liderleri de gereksiz gerilimler yaratarak Yunanistan'ı Türkiye ile zıt düşmeye teşvik eden eylemlerden de kaçınmaya davet ediyoruz ifadelerini kullandı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun bu satırları içeren makalesini El Cezire için kaleme aldığını söylemek mümkün.